Efendim günaydınlar. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Bugün gelin bizlere katılın ve hep birlikte bu yayını birlikte yapalım. Yorumlarınızla gelin bizlere katılın. Beyaz TV ekranlarında söylemezsem olmaz. Haftaya başlıyor efendim. Pınar Eliçe, Bilal Özcan, Didem Delen ve Hande Sarıoğlu. Dört dörtlük kadromuzla karşınızdayız efendim. Pınar Eliçe. Günaydınlar efendim. Gününüz aydın olsun. Dilerim haftaya hayatımıza güzel haberler aldığımız bir günle başlayıp ve öyle devam ederiz. Herkese öncelikle hoşgörü, sevgi ve iyilikler diliyorum efendim. Evet efendim, günaydın, günaydın. Pınar'ın tüm dileklerine katılmakla birlikte her şeyin çok daha güzel olmasını hepimiz için, kadınlar için, çocuklar için özellikle ve biz erkekler için temenni ediyoruz efendim. İnsanlık için. Hoş geldiniz, aynen öyle, insanlık için. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Günaydınlar efendim. Kadınlarımızı, çocuklarımızı koruyabildiğimiz, geleceğe umutla bakabildiğimiz yarınlara diyerek haftamızı açalım. İnşallah güzel haberlerimiz olur, mucizelere tanık oluruz. Derdimizi, sıkıntımızı değil de burada mutluluklarımızı paylaşabiliriz sizlerle diyelim. Sizlerin bizlere bugün katılmanızı çok istiyoruz. Sizin yorumlarınıza, sizin fikirlerinize çok ihtiyacımız var. Instagram adresimiz söylemezsem olmaz official. Gülün fotoğrafının altında bugün konuşacağımız konularla ilgili lütfen bizlere yorumlarınızı iletiniz. Söylemezsem olmaz YouTube adresimiz efendim. Bir de WhatsApp iletişim hattımız var. Onu da kaydedin. 0552 770 06 23. Bildikleriniz, duyduklarınız varsa lütfen bizlerle paylaşın. Burada haber olarak konuşalım. Pınar Eliçe. Pınar Eliçe official. Bilal Özcan official. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun dizisi Yalı Çapkını ne zaman final yapacak? Belli oldu. Öğrendim. Açıklayacağım. Konuşacağız. Bitiyor yani. Ne zaman? Bitiyor. Ama ne zaman? Ama ne zaman? Hafta sonu gerçekten uyumakta zorluk çektik ve hepimiz aynı sıkıntılar içerisindeyiz. Bu vahşeti tanıklık ettik ve bu vahşetin detaylarını, iki kız kardeşimizin öldüğü bu canice işlenen vahşetin detaylarını paylaşacağız sizinle. Peki efendim, söylemezsem olmaz bir magazin programı, ancak insanlık namına bu konuların hep birlikte sabah, akşam, öğle bir şekilde bizler tarafından konuşulması gerekiyor ve iyileşmemiz gerekiyor. Hep birlikte iyileşmemiz gerekiyor. Gelin bizlere katılın diyelim. Şimdi söylemezsem olmaz klasikleşen magazin turuyla başlıyor efendim. Yeni şarkılar, yeni açıklamalar, olay yaratacak iddialar ve daha fazlası söylemezsem olmazın hazırladığı magazin turu başlıyor. Yıldız Tilbe ile Metin Şentürk düet yaptı. İki sevilen isim Yıldız Tilbe ile Metin Şentürk birlikte seslendirdikleri Bırak Beni adlı şarkıyı müzikseverlerin beğenisine sundu. Müjde Uzman estetik iddialarına yanıt verdi. Oyuncu Müjde Uzman geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımlarında kendisine dolgu yaptırdığı ve bir uygulamayla fotoğrafta düzenlemeler yaptığı iddia edilmişti. Güzel oyuncu gelen bu yorumlara makyaj yanıtını verdi. Hülya Avşar'ın erkek kriteri. Hülya Avşar A Para kanalında yayınlanan Biz Bize adlı programda özel hayatıyla ilgili Avşar, birlikte olacağım erkek bana muhtaç olmamalı. Anında saygım biter. Aşkı flörtü seven bir kadınım. Kendimi aşka kapamadım ama çok sevmem lazım. Ayrıca kendimden küçük biriyle beraber olmak bana cazip gelmiyor açıklamasını yaptı. Özge Ulusoy'dan evliliğe yeşil ışık. Bir süredir iş insanı Faruk Çolakoğlu ile aşk yaşayan Özge Ulusoy, evlilik sorusuna bakın nasıl yanıt verdi. İnşallah Allah'ın izniyle olduğu zaman size haber vereceğim zaten. Öyle büyük büyük bir şey olmayacaktır. Onun da haberini alırsınız zaten. Önce size söyleyeceğim çünkü sizi çok seviyorum. Tuğba Ünsal'ın dizi açıklaması. Mehmet Fetihler Sultanı dizisinin Mağara Hatunu Tuğba Ünsal, magazin basınının sorularını yanıtlarken Sinan Akçıl sorularını cevapsız bıraktı. Sevgililerim de bu sezon çok iyi başladık. Ben karakterimi de çok seviyorum. Mağara Hatun güçlü ve güzel bir yerden başladı hikaye. Çünkü sezonda hani bilmiyorduk tam olarak ne olacak, ikinci sezonda reytinglerimiz çok iyi geldi. Sinan Akçıl'la bir ufak bir polemik yaşadınız. Hiç konuşmadım. Kendisi de tanımam dedi efendim sizin işinde. Cem Söküt'ten Yalı Çapkını açıklaması.
Yalı Çapkını dizisine bu sezon dahil olan Cem Söküt yeni dizisiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Diziye alışabildiniz mi? Tabii alıştık. Çok güzel. Ekibimiz çok güzel. Yönetmenimiz çok güzel. Yapımcımız keza. Yani okey gidiyor şu an. Arkadaşlarım çok güzel. Partnerlerim çok güzel. Efendi insanlar. Güzel insanlar. Ki ya aşk var mı hayatımızda? Efendim? Aşk. Aşk. Abicim olmaz mı ya? Genç adamız biz olmaz mı? Mekan çıkışı, dikkat çeken açıklamalar. Etiler'de bulunan bir mekandan çıkan ünlü isimler Saruhan Hünel, Barış Yurtçu ve Deniz Baysal mikrofonlara bakalım hangi açıklamaları yaptı? Kalabalık bir kastız. O yüzden daha oyun olarak kadroya hakim değilim. Herkese sahnem olmadı ama çok güzel bir kastımız var. Çok farklı bir hikayemiz var. 8 Ekim gibi klibimizi çekeceğiz. Ekim sonuna doğru da şarkı yayınlanacak. Hastayım sana şarkının adı. Çok cıvıl cıvıl böyle reggae tarzı, çok tatlı bir şarkı. Enerjik hani böyle dram bir şey değil. Bu 1,5 senelik ayrılık nasıl geçti sizin adınıza, özellikle sizin adınıza daha zor? Benim adıma iyiydi, ben çektim. Eyvah! Şaka yapıyorum. O evde konuşacağız biz bu konuda. Bu işin bir de ev tarafı var. Evde neler olacak acaba Deniz Hanım? Hep iyi işlerde olmaya çalıştım ben. Hani böyle sabun köpüğü gibi bitmesin. İyi senaryosu oynuyorum ben. Yoksa her sene bir işte oynayabilirsin. Onun bir önemi yok. Dolayısıyla her zaman söylediğim şey, senaryo stardır. Hazal Subaşı'ya yalan soruldu. Oyuncu ve manken Hazal Subaşı, basın mensuplarının en büyük erkek ve kadın yalanları sorularını kaçamak cevaplar vererek geçiştirdi. En çok yalan söyleyenin erkekler olduğu ispatlanmış. Katılıyor musunuz? Allah Allah, neden böyle bir soru soruyorsun acaba şu an? Yani? Yo, yani öyle bir şey düşünmüyorum, ne bileyim. En büyük erkek yalanı nedir sizce? Onu da bilmiyorum. En büyük kadın yalanını bilirsiniz ama. Yok, onu da bilmiyorum. Ben yalan. Bilmiyorum. Bir şey demeyeceğim bununla ilgili. İlayda Alişan ile Oğulcan Engin'den aşk açıklamaları. Bir süredir aşk yaşayan İlayda Alişan ve Oğulcan Engin çifti basın mensuplarının terleten sorularını yanıtladı. İlişkilerde en çok yalanı erkekler söylermiş. Doğru mudur? Aşkım da. Öyle miymiş, evet. Bilmiyorum. Bunu ben inkar edemem ama sen söyle. Hiçbir fikrim yok bu konuyla alakalı. Yani bu ilişkiyle alakalı değil, herkesle alakalı. Ben seni sonra arayacağım. Bence en büyük erkek yalanıdır. Nedir ya? Olur. Söyle hocam. Ben seni sonra arayacağım. Ben seni sonra arayacağım. Ben seni sonra arayacağım. Ben de ona söylüyorsam inandım, biliyor musun? Ben seni sonra arayacağım. İyiymiş, evet. Buradan anlıyoruz ki. Erkan Petekkaya'nın set paylaşımı. Oyuncu Erkan Petekkaya, Tek Yön Bilet dizisinden rol arkadaşı İlhan Şen ile birlikte bu paylaşımı yaptı. Efendim, biz diyaloglar. Arkada kıyamet kopuyor. Devrim Özkan'dan Kerem Bürsin'e övgü. Oyuncu Devrim Özkan, Mavi Mağara filmindeki partneri Kerem Bürsin için tam ekip arkadaşı, bana çok destek oldu yorumunu yaptı. Aslı Şahal Koçlar'dan kas şov. Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası Hülya Koçyiğit'in torunu olan Aslı Şahal Koçlar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdaki kaslı ve fit hali beğeni topladı. Burcu Esmersoy yeni yaşını kutladı. Ünlü sunucu Burcu Esmersoy 48. yaşını arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Eleştirilere perili cevap. Oyuncu Ayça Ayşin Turan saçını kestirerek imaj değişikliğine gitti. Güzel oyuncu yeni imajına gelen eleştirilere, "Şimdi saçlarım uzadı artık ama yine bir duygumu paylaşacakken kim ne der, perileri çevremi sarıyor. Kovun o memnuniyetsizlik perilerini" ifadelerini kullandı. Eski aşklarıma hakkım helaldir. Şarkıcı Sinan Akçıl, Hürriyet gazetesinden Cansu Topçu'ya vermiş olduğu röportajda, "Hayatıma giren herkese bir zamanlar sevgim, şu anda da saygım sonsuzdur. Bu arada birçoğunun müzikal kariyerinde ciddi etkim vardır. Hakkım da helaldir" ifadelerini kullandı. Çiftin kızları 2 yaşında. 2016'da dünya evine giren Murat Yıldırım ile İman Elbani'nin kızları Miray 2. yaşını kutladı. Nehir Yaşar ile Arda Can Aras çifti dünya evine girdi. Nehir Yaşar ile Arda Can Aras çifti geçtiğimiz gün en mutlu günlerini yaşadı. Hayatlarını birleştiren genç çiftin düğününde sanat, siyaset ve ekonomi dünyasının önemli isimleri yer aldı. Düğünde şarkıcı Bülent Serttaş da çifti bu mutlu gününde yalnız bırakmayanlar arasındaydı. Evet.
Bilge'nin hedefi onkoloji. 11 Eylül'de gerçekleştirilen Miss Turkey 2024 yarışmasında birinci olan İdil Bilgen, annesi Ayşe Bilgen'i 2018 senesinde meme kanseri nedeniyle kaybetmişti. Bilgen, tıp eğitimimi bitirdim, şimdi onkoloji üzerinde uzmanlaşacağım açıklamasını yaptı. Tanyeli erken teşhisin önemine dikkat çekti. Uzun süredir kanserle mücadele eden ve geçtiğimiz günlerde bir operasyon daha geçiren Tanyeli, meme kanseri farkındalığı ve erken teşhis kampanyasına destek verdi. Dünya yıldızı kickboksçular Sinan Erdem spor salonunda. Dünyaca ünlü kickboks sporcularının katıldığı Mega Fight Arena organizasyonu Burak Mataracı ve Mert Akdağ tarafından Sinan Erdem spor salonunda düzenlendi. Gecede Nuri Alço, Şafak Sezer ve Çağla Şikel gibi isimler de yer aldı. Gerçekten bu işi Türkiye'de ileri taşımak istiyoruz. Biliyorsunuz Türkiye'de dövüş sporlarında maalesef çok çok geriden geliyoruz. Biz bu kaybolan değeri tekrar yerine koymak için elimizden gelen çalışmaları yapıyoruz. Burada çok büyük bir ekip var. Siz bizi görüyorsunuz ama bir 400 kişi koşturma içerisinde kısa sürede ancak böyle bir şey olabilirdi. İnşallah çok iyi bir şekilde atlatılır. Boksörler için iyi olanlar kazanır. Gerekli olan şey de zaten böyle bir sporun yapılması Türkiye'de, İstanbul'da gerekliydi. Hepsine başarılar diliyorum tüm sporculara. Altı kez mağlup oldu. The Black Panther, Roma! Mücevher fuarına yoğun ilgi. Geçtiğimiz gün kapıları müşterilerine açılan mücevher fuarında takılar hem tasarımlarıyla hem de şıklığıyla göz kamaştırırken mücevher sektörüyle ilgili önemli açıklamalar vardı. En çok rağbet gören tasarımlar hangileri sorusu cevabını buldu. Hacda bilezikler, işte raylı bilezikler, ondan sonra turlantada dediğim gibi klasik su yolları, ondan sonra renkli taşlı modeller, kolyeler, bileklikler. Bunlar hala çok satılan modeller. Fuarda gençlere önemli tavsiyeler verildi. Gençlere daima herkesin yaptığı şeyin ötesinde hangi sektörde hangi işi yapıyorsa yapsın farklılaşmayı düşünmesi lazım. Yeni nesil kuyumculuk felsefesi açıklaması. Artık yeni nesil kuyumculuk felsefesine inanıyordum. Gümüş ürünler de gümüş madeninde çok güzel işlenilebilen bir ürün ve yıllara dayanan bir geçmişi var. Kimyasallara karşı, hemen kararma yapan ürünlere karşı artık kuyumculuğa karşı bir alternatifimiz olsun istedik. Bunun üzerine ürünlerimizi üretiyoruz. Cumhuriyet'in ilk operası 25 Ekim'de Beyaz Perde'de. Mustafa Kemal Atatürk'ün talebiyle besteci, müzik eğitimcisi ve etnomüzikolog Ahmet Adnan Saygun tarafından bestelenen Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk operası olan Özsoy Operası'nın hikayesi hangi dünya yıldızının serveti dudak uçuklattı? Dünyaca ünlü yıldız Taylor Swift 1 milyar 600 milyon dolarlık servetiyle en zengin kadın şarkıcı unvanının sahibi oldu. Nez hastaneye kaldırıldı. Geçtiğimiz akşam apar topar hastaneye kaldırılan şarkıcı Nez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım da sevenlerinin yüreğine su serpti. Aleyna Tilki'ye zorla getirme kararı. Şarkıcı Aleyna Tilki, kimlik ve özel bilgilerinin ele geçirilip şantaj yapıldığı iddiasıyla görülen davada sanık İY'nin avukatının talebi üzerine mahkeme tarafından Aleyna Tilki ve babası için zorla getirme kararı alındı. Ceyda Ersoy'un peçete vermiyorlar iddiası. Ciciş kardeşlerden Ceyda Ersoy, Marmara Kapalı Kadın Cezaevinde bulunan Esra Ersoy'a kantinden istediği halde bir haftadır peçete verilmediğini iddia etti. Ceyda Ersoy kısa bir süre sonra bu paylaşımını kaldırdı. Mazhar Alanson evlat acısıyla sarsıldı. Türk müziğinin efsane müzik gruplarından MFÖ'nün Mazhar'ı kızı Eda Alanson'u son yolculuğuna uğurladı. Mazhar Alanson ayakta durmakta ve konuşmakta zorlandı. Sevilen ismi bu kederli gününde dostları yalnız bırakmadı. Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden sosyal medya hesabından taziye için arayanlara yaptığı uyarıyla ilgili açıklamada bulundu. Hastalık yani çabuk yayılmıştı. Ne kendisi fark edebildi ne biz bir hafta içinde. Maalesef kaybettik. Tabii çok çok üzüldük yani. Yani bizim evladımız kızın üzerinde acısının ne olduğunu hepiniz benden daha iyi bilirsiniz. Allah beni de rahmet eylesin. Evlat acısı hiçbir şeye benzemez. Allah hiçbir babaya, anneye evlat acısı göstermez. Çok zor bir süreçten geçiyoruz. Wow. Teşekkür ederim.
Masar metaneti durmaya çalışırken arayıp masardan daha çok bağırarak ağlamak Masar'ı tabii ki olumsuz etkiliyor. Dolayısıyla ricada bulundu. Allahu Ekber. Selamu aleyküm ve rahmetullah. Büyük acıdır ki kendi evladının cenazesine katılmak. Allah sabır versin, Allah rahmet eylesin. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın, sıralı ölümler nasip etsin. Gerçekten Mazhar Alanson'un kederi o kadar yoğun ki ayakta durmakta zorlanıyor. O kadar yürekten hissettik ki onun o acısını. Allah rahmet eylesin. Kalbi o kadar yorgun ki çünkü 74 yaşında ve en yakın dostunu, yol arkadaşını Özkan Uğur'u daha geçen sene kaybetti. Bu kaybı atlatamamışken üstüne de kızını kaybetti ve evlat acısını yaşadı. Şu an ayakta durmakta bile zorlanıyor ve gerçekten çok yorgun durumda. 50 yaşındaydı kızı Eda ve kanser tedavisi görüyordu. Başı sağ olsun. Rabbim yakınlarına sabırlar versin. Melek Eda Alanson ismi Melek Eda'yı kullanırdı. Melek oldu. Kendisi aynı zamanda bir gazeteciydi. Biplemeyin lütfen çünkü şimdi bu gazete yayınlanmıyor. Radikal Gazetesi'nin ekinde yazı yazardı hayata dair ve çok beğenilirdi yazıları. Şöyle bir söz vardı, şöyle bir cümlesi vardı. Düşünen insanlar huzura kavuşamadan ölürler. Düşünen insanlar huzura kavuşamadan ölürler. Umarım gittiği yerde, öteki dünyada huzura kavuşur. Başsağlığı diliyorum Mazhar Alanson'a ve eşine. Şimdi arkadaşlar, kanser maalesef yeni yüzyılın en büyük problemlerinden bir tanesi. Genç, yaşlı demeden sevdiklerimiz ellerimizden kayıp gidiyor. Ama tabii ki her şeyden önce Allah sıralı ölüm versin derler. Bir evladı, bir babanın, bir annenin evladını gömmesi kadar herhalde zor bir şey yoktur. O yüzden Allah rahmet eylesin. Mazhar Alanson'a da sabırlar diliyorum. Evet. Çok ağır bir hafta sonu geçirdik değil mi? Aslında uyumadık. Bu sıralar hakikaten her güne çok acı haberlerle uyanıyoruz. Ateş düştüğü yeri yakıyor ama artık bize sirayet eden bu haberlerle hakikaten baş edemiyoruz. Yani ne bileyim işte herkesin kendi günlük hayat akışı var. Doğum günü var. Düğünü var ama bu haberlerle başkalarının başına gelen vahşi haberler ya da ölüm haberleriyle artık etkilenmekten gerçekten ruhumuz, kanımız çekildi, dondu. Konuşacağız bugün, çok derin konular konuşacağız. Keşke böyle dedikodu yapsak sabahları. Çok keşke isteriz. Böyle hiç bugün konuştuk, yarın hiçbir şey olmayan, güldüğümüz, eğlendiğimiz, ünlülerin böyle giydiği, gezdiği, aşk hayatlarını konuştuğumuz anları konuşsak, gülsek, geçsek, eğlensek değil mi? Ama maalesef hayat devam ediyor ve hayatın içinde çok acı anlar da var. Şimdi Tanyeli diyeceğiz. Kanserle mücadelede farkındalığın önemiyle ilgili konuşacağız. Tanyeli de biliyorsunuz çok iyi bir insan. Çok. Ancak çok uzun bir zamandır kanserle mücadele ediyor. Ve bununla alakalı da sevgili Ayşe Yıldız, ekranlarınızda görüyorsunuz pembe boks eldivenleri giyip kanserde, meme kanserinde farkındalığa dikkat çekmişler. Ayşe gerçekten çok iyi bir insan. Arkadaşlarının iyi gününde, kötü gününde, özellikle hastalıklarında asla yakalarını hiç bırakmıyor. Hep peşlerinde oluyor, hep destek oluyor ve moral veriyor. Bu konuda ben Ayşe'ye kendi adıma da çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın Ayşe diyorum. Gerçek dostluk da bu zaten. Tanyeli hepimiz için çok kıymetli bir isim. Burada defalarca da konuk aldık ve sohbet ettik. Bu süreçte de her zaman desteğimizi ve yanında olduğumuzu dile getirdik. Maddi manevi her koşulda yanında olduğumuzu kendisi de biliyor. Dördüncü seviyede artık ve çok uzun zamandır kanser tedavisi geliyor ve artık metastaz yaptığını biliyoruz. Ve akrep zehri tedavisi için Küba'ya kadar bile gitti bakın. Yani her çareyi denedi. Rabbim inşallah tez vakitte şifasını verir ve artık şifalanarak aramıza döner Tanyeli. Tek istediğimiz bu şu an Rabbim'den. O Küba'daki tedavinin faydası olmadığını
söylemişti kendisi ve buradaki ameliyatı hep erteliyordu. Küba'dan çok ümitliydi. Gitti ama sonra buradaki tedaviye devam etti. Ameliyatı da kabul etti. Burada da ameliyat da oldu. Direniyor Tanyeli. Savaşıyor. Dualarla kendisi inşallah daha da iyi olacak. İnşallah atlatacak bu kanseri. Ben bu pembe eldiveni çok tuttum, çok beğendim. Pembe boks eldivenini kanseri erken teşhisle kanserden kurtulma ümidi çok çok fazladır ve kansere karşı da savaşın sembolü olarak bence pembe top da tabii ki dikkatleri çekiyor ama bu pembe Ayşe Hanım'ın bu pembe eldivenini çok takdir ettim, çok beğendim. Şimdi ben hafta sonu ziyaret ettim Tanyeli'yi. Evet, gördük. Ne evet, güzel yapmışsın Tunaş. Gayet güzel. Benim çok eski arkadaşım. Yani çok anılarımız var. Çok iyi gördüm kendisini. Yeni bir tedavi uygulamış ve bir an önce iyileşip haftada bir gün yemek programı yapacak evet, Tanyeli. Inşallah. Evet, o yüzden de harika. Yani çok güzel gördüm onu. Şimdi Ayşe'yi de tabii ki tebrik ediyorum. Evet. Ayşe sadece estetik alanında değil, bütün sanat camiası ve bütün spor camiası olsun, bütün camiada neredeyse herkesin her derdine koşan bir kişi. Sağlık sorunlarımızla ilgilenen bir kişi. O yüzden de ben kendisine ayrıca bu farkındalıktan dolayı tebrik ediyorum. İyi ki varsın Ayşe Yıldız. Evet, desteklerimizi biz de sağlıyoruz. Evet. 30 yaşından sonra bu arada buradan da hatırlatalım. Hem rahim hem meme konusunda tüm kadınların tahlillerini aksatmamasını ve erken teşhisinin önemini de vurgulayalım. Aynen. Peki, hep konuşmak istediğimiz magazin konuları, hep bunları konuşalım. Mesela Burcu Esmersoy'un 48. yaşını konuşalım. 48 yaşında ne kadar güzel gözüktüğünü konuşalım. 48 yaşına girmiş, şu güzelliğe bakar mısınız? Defne Samyeli'yi konuşalım. Yani gerçekten estetik konuşalım. Şimdi şöyle söyleyeyim. Burcu Esmersoy'un doğum gününde kocasının yanında olmadığını da konuşalım. Öyle mi? Buyurun efendim. Olabilir, işleri vardır. Buyurun efendim. Ya ben sadece güzellik ve estetik bölümünü konuşacağım. Şimdi bir kere her şeyden önce biyonik değiller. Her şeyden önce tabii ki cerrahi bir estetiği yok. Tabii ki ufak dokunuşlar var. İşte botokstu, hafif dolgulardı. Bakın, göz kapağı. Ama böyle bir cerrahi gerdirme hiçbirinde yok. O yüzden de biyonik kadın görüntüsünde değiller. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Bir kere sürekli estetikçilerden çıkmayan kadınlar da değiller. Yani bir ekleme yapayım evet, mı? Evet, tabii. Çıkmadıkları yer spor salonları. Evet. Defne Samyeli, evet, Burcu Esmersoy. Aynen. Yani haftada ben diyeyim 3, siz deyin 4 gün sporlarını asla aksatmıyorlar. Kısaca bizim jenerasyonu çok iyi temsil eden iki tane isimlerden ama biri. Ama estetikçiden çıkıp spor salonuna giriyorlardır. Çünkü estetikleri de hiç eksik olmuyor. Sürekli abicim sen de yapmamız gerekiyor yani. Ek takviye olması gerekiyor. Bilal Beyciğim, yer çekimi denen bir şey var değil mi? Peki kocası nerede ya? Estetikçiye gidiyorlar. Bu konuyla spor alakalı ben de ekleme yapacağım. Doğum gününde kocası nerede? Küsler mi acaba? Şiler mi var? Kriz mi? Tamam, var mı bildiğin bir şey Bilal abi? Duyduğun bir şey var mı? Ben haberde gördüğüm ayrıntıyı söylüyorum size arkadaşlar. Fotoğraflarda haberde gördüğüm ayrıntı. Arkadaşlarıyla doğum gününü kutluyor. Geçen sene İtalya'da anlı şanlı evlendiler, düğün yaptılar. Ama kocası Nazım Akman değil, yanında değil. Hani çok seviyordunuz birbirinizi. Niye kocan yanında değil? Bekleseydin yurt dışındaysa gelene kadar geldiği zaman yapsaydın. Bir ekleme yapayım mı? Yurt dışında Nazım şu anda. Onunla ayrı kutlayacaklar. Ben biliyorum. Telefon mu geldi size efendim? Bana her şeyin haberi geliyor. Ben kara kutuyum biliyorsun. Peki efendim, buyurun. Ne biliyorsun Didem? Bu kız arkadaşlarıyla yaptığı bir doğum günü. Şimdi herkes artık tek bir doğum günü kutlamıyor. Doğru. Aile içinde kutlayabiliyor. Sevgilisi ayrı kutluyor. Yakın arkadaşlarıyla ayrı kutluyor. Yani Nazım'la ayrı bir kutlama planlamışlardı onlar. Bu arkadaşlarıyla yaptığı bir kutlama. Herkes diyecek ki şimdi evlilikleri kötü mü gidiyor diye. Bazen her şeyi paylaşmak istemeyebiliyor artık influencerlarda, tanıdık isimlerde. Çünkü altında yazılanlar da artık. Ya 10 tane fotoğraf paylaşmış. Neler yazdılar 10 tane fotoğraf paylaş. Kaç tane artık Instagram'da serbest. Şöyle eşini sürekli koymak eşini zorunda değil. Bakın arkadaşlar bir dakika müsaade edin ben konuşurken ne olur rica ediyorum. Ben size saygı duyuyorum. Bir tane kocasıyla ilgili cümlesi yok. Açın okuyun, lütfen okuyun.
Tamam, kocasıyla ilgili bir şey söylemek zorunda değil. Bu kadar önemli bir cümle. Bir duyumdan bir duyum hemen sizinle paylaşabilir miyim? Evet. Paylaş. Yani yeri evet. gelmişken aslında bu açmayacağım bir konuydu. Perde arkasında da biz kendi arkadaşlarımızla aramızda konuştuğumuz bazı durumlar oluyor ama elimizde herhangi bir şekilde bir görsel ya da herhangi bir belge kanıt. Olmadan bunu konuşmuyoruz ama yeri gelmişken ben Burcu Esmersoy'a şöyle bir uyarıda bulunmak istiyorum. Kulislerde konuşuluyor, bazı iddialar var eşinizle ya da sizinle alakalı olarak. Sizin başka bir sevgilinizin olduğu ne? Ve onunla bir birliktelik yaşadığınızla alakalı, hatta bazı tatil planları, Londra'ya özel uçakla gitme planları. Yani bunlar böyle konuşuluyor. Ben bunu söyleyeyim, bu bir iddia. Burcu'nun hani, mu başka bir ilişkisi var? Evet, başka bir sevgilisi var. Daha böyle kodoman, daha zengin diyeyim. Hani özel uçaklarla seyahat edebilecek kadar. Yani bunlar böyle kulağımıza geliyor bizim. Bence sizin evliliğinizle alakalı bu kamuoyunu ya da dedikoduları dindirmek adına bir açıklama yapmanız gerekiyor. Hande'ye teşekkür ederim. Ben 48 yıllık bir gazeteci olarak her zaman şunu savundum. Ustalarımdan böyle öğrendim ve hala öğreniyorum. Hala öğrenciyim. Haber ayrıntılarda gizlidir. Değerli izleyenler, fotoğrafta kocası yanında niye yok? Geçen sene İtalya'da anlı şanlı, çok şaşalı, çok güzel bir düğün yaptılar. Geçen sene neden kocası yok diye burada sorgularken Hande sağ olsun aldığı bir bilgiyi tam da yeri diye söyleyiverdi. Evet, bakın söylediğimi de pekiştirmek için yaptığı paylaşımın altında eşinin bir beğenisi yok. Karısı doğum gününü kutluyor. Hmm. Evlilikten sonraki üstüne söylenecek çok şey yok aslında. Çok şanslıyım ve çok güzel insanlarla çevriliyim. Bana yine o güzel enerjileriyle, güzel mesajlarıyla harika bir doğum günü daha yaşatan sizlere çok teşekkür ederim. Ya niye kocana teşekkür etmiyorsun? Niye kocanın tek kelimesini etmiyorsun? Hande bravo kardeşim. Şöyle bu zamana kadar şuradan da savunmam lazım. Didem'i de destekleyecek bir şekilde. Gerçekten günümüzde artık hani kız arkadaşlarımızla ayrı işte doğum günü kutluyoruz. Farklı arkadaş gruplarımızla farklı günlerde bir ay boyunca doğum günü kutlayabiliyoruz. Bir de Burcu Esmersoy biraz eşini sosyal medyadan uzak tutan biri. Daha çok güncel olarak hem kendini hem işlerini hem seyahatlerini paylaşıyor. Biz çok görmüyoruz zaten Nazım Bey'i. Ama bazı dedikodular çıkmış, hakkınızda konuşuluyor. Biraz belki bir güzel de konuşuyorsunuz. Bazı günlerde canlı yayın açtığınız ya da hikayelerinizde konuştuğunuz bazı paylaşımlarınızı ben yakinen takip ediyorum. Bence bir açıklama ya yapmayı hak ediyor kamuoyu. Kocası fenomen değil ki. Kocası iş adamı, paylaşmak mecburiyetinde değil. Belki bu kocasının isteğidir, tercihidir. Belki gözükmek istemiyordur. Sadece düğün fotoğraflarında paylaşımlar yaptılar haklı olarak, normal olarak. Ama sonrasında paylaşmak zorunda değil kimse kimseyi. Ama bu... Her doğum gününde ya da her özel gününde de illa kocam da kocam demek zorunda değil. Bunu değil yaptı ama zaten. Beğenebilir Didem. Beğenebilir yani. Beğenmiyor diye şimdi boşanmış mı? Boşanma yolunda mı oluyor? Hayır, boşanma yolunda değiller ama belli ki bir kriz var. Bir baksana Hande'de neler var, söylüyor. Detaylar. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Yani bakın bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Ben Burcu'nun asla sadakatsiz bir kadın olduğuna inanmıyorum. Tanıyan birisi olarak bunu da yapacağına inanmıyorum. Boşanır ondan sonra yaşar ama konduramıyorum yani ona böyle bir şey. O konuyla alakalı aslında söyleyecek çok şey var ama bir iki gün beklemek istiyorum ben. Burcu Esmersoy'dan bu konuda bir açıklama gelecektir. Bizi doğrulayan ya da yalanlayan bir açıklama gelecektir. Çünkü zaten medyanın içinde bir insan olduğu için bunun böyle olması gerektiğini hepimiz kadar o da biliyor. Bir açıklama gelecektir diye düşünüyorum. Peki başka bir güzelle devam edelim. Müjde Uzman diyelim. Müjde Uzman'ın da şu anda tabii Alev karakteriyle Kızılcık Şerbeti'nde çok büyük bir kitle yarattı kendine ancak veda edip yeni bir diziye başlıyor. Yeni dizi fotoğraf çekiminde de son değişimiyle ilgili estetik mi değil mi, makyaj hilesi mi değil mi, bunlar tartışılıyor. Ben hemen size sormak istiyorum. Pınar, sence dizi bittikten sonra, ayrıldıktan sonra, Alev karakterine veda ettikten sonra Müjde Uzman bir dizi küçük bazı dokunuşlar yaptırmış mıdır? Ben sadece onun Photoshop'la elmacık kemiği yaptığını düşünüyorum. Ben sanmıyorum böyle bir müdahale yaptıracağına yüzüne. Ama ben şu görüntüleri, yani şurada iki tane top görüntüsü, tenis topu görüntüsünü sevmiyorum. Hiçbir kadında da sevmiyorum. Hele erkekte hiç olmuyor. Eğer ki yaptırmışsa öyle bir hata yapıp çok yazık yüzüne. Çünkü güzel bir kadın sonuçta yani. İhtiyaç yok. Kaç yaşında biliyor musunuz? Kaç yaşında? 40 yaşında.
Bir de. 84'te evet. olması lazım aynen. Ya 5'li ya 4'te olması lazım. Daha da çok... Müjde'nin yüzünde estetik var şu an. Medikal işlemler. Estetik demeyelim de hani ameliyatlık süreçler başka. Medikal işlemler başka. Bir de bunu artık konuşmayalım bile, yıl 2024. Şimdi şuralarda bir dolgular yapılmış. Yüz biraz daha böyle lift olsun, yukarı kalksın diye. Ve botoksu var. Çizgi bile yok. Şu hatta bakın, çok net, çok keskin zaten. Ya estetik yaptıran insanlar bunu bilirler zaten. Yani neyi yaptırıp neyi yaptırmadığını. Dudağında da hafif bir dolgu var. Bu oyuncu botoksu denen bir şey var. Hafif yapıyorlar. Yani böyle belli botoks. Belirsiz. Hani çok fazla yine mimiklerini bozmayan ama yine de burada net bir çizgi oluşumunu önleyen botokslar yapılmış. Tükenmişlik sendromu bitmiş gibi. O diziden ayrılmak için tükenmişlik sendromuna uğradım demişti. Çünkü başka bir yerle anlaşma imzaladı. Ama başka bir yerle imzaladığı için diziden ayrılmadı. Dizi ne diyecekti, sözleşmesi varken nasıl ayrılacaktı diziden? Şimdi şöyle, başka bir yerle anlaştığı için Alev karakterine veda etmedi. O dizi setinde çok büyük problemler yaşadı. Hmm. Bazı zorbalıklara uğradı. Ve Müjde öyle bir kadındır ki, benim çok yakın arkadaşım Müjde. Yakinen tanıdığım için hakkında böyle konuşabiliyorum. Bir kere Kızılcık Şerbeti gibi tutmuş, reyting rekorları kıran bir dizi. Çok sevilen bir karakter Alev karakteri. Hiç kimse bu role veda edemez. Şimdi Müjde orada bir duruş sergiledi. Ben dedi Alev karakteriyle var değilim dedi. Size de mecbur değilim dedi. Ben çok güzel bu dedi karaktere veda edebilirim. Size mecbur değilim yani. Nasıl bir zorbalığa uğradı orada? O bir sürü şeyler, bak gözünden içeride çalışanlara kadar, zamanında konuştuk biz burada. Mobbing mi uygulanmış? Taklitlerini yapan makyözün işine son verilmişti. Evet. O yüzden dizinin yapımcısı da çıkıp bazı yerlerde Müjde'nin onları çok zor durumda bıraktığını sözlerine eklemişti. Ama işin aslı aslarında hakikaten herkes dizini kırar. O dizideki Alev karakterini oynar. Yani o karaktere öyle veda etmek her baba yiğidin harcı değil. Alev karakterinden... Elinin tersiyle. Gittikten sonra yeni bir Alev karakterinden imzaladı. Çıkmış, Gaye karakterine girmiş ama ismini bilmesem, söylemesen sen anons ederken Müjde Uzman diye, ben yeni bir oyuncu konuşuyoruz zannedeceğim. Yani kendini bayağı bir değiştirmiş, çok değiştirmiş. Oyuncuların yüzünü bu kadar değiştirmesi arkadaşlar... Ne olur estetiği savunurken de elinizi vicdanınıza koyun. Oyuncuların yüzünü bu kadar değiştirmesi normal mi, doğru mu yahu? Ya bambaşka tipler ortaya çıkıyor ya. Tamam, belki de yeni bir dizi, yeni bir karakter, yeni bir rolü canlandıracağı için şeyi unutmamız açısından, Alev'i unutmamız açısından yerinde oldu ama bu kadar da olmaz ya. Bu kadar da olmaz. Bu değişimi estetikle değil oyunculuğuyla yapmaları lazım izleyici. Evet yani. Abicim. Bu kadar, ve kendisini eleştirenleri de gider yapıyor biliyor musun sosyal medya? Agresif bir hanım. Kusura bakma arkadaşlar. Yok estağfurullah. Peki sette bu agresifliği yapmadığını nereden biliyoruz? Bununla ya alakalı... Mobbinge uğrayanlar, oradaki çalışanlarsa bunu nereden biliyoruz? Kendisiyle konuştuğum için ben biraz biliyorum. Ama onun ağzından dinledik. Bir de çalışanlarından da dinlemek lazım. Burada Müjde nasıl bir oyuncu burada acaba? Burada en dikkat çekici olay ne biliyor musunuz? Gerçekten böyle bir role kimse veda etmez. Yani görmedim, duymadım, bilmiyorum der ve böyle bir role herkes devam eder. Ya çünkü bu kadar tutmuş bir dizide kendi isteğiyle, hür iradesiyle, elinin tersiyle bu rolü itmek, bak gerçekten herkesin alabileceği bir karar değil. Onu ben söyleyeyim. Ama şimdi Meryem Uzerli yaptı. Meryem Uzerli'nin yaşadığı var ya. Gerçekten tükenmişlik sendromu yaşadı. Meryem Uzerli'nin şahit olduğu şey. Yani. Meryem Uzerli kendi o ateş, can ateş miydi? Hmm. Onunla birlikteyken bir şeye şahit oldu. Ondan sonra tükendi kadın. Hmm. Yani anlatabiliyor muyum? Söyleyemiyorum, dile getiremiyorum. Ama Meryem Uzerli'nin tükenmişlik sendromu hayata geri dönemeyecek, bir daha o dramatikliği atlatamayacak, unutamayacak kadar kötü bir şeye şahit oldu. O Can Ateş tarafından. Aa. O yüzden o kadın gitti, o rolü bıraktı, terk etti. Hmm. İyi toparladı yine, bakma sen. Öyle mi? O derece ağır bir şey yaşadı yani. Evet, aynen öyle. Hmm. Yani, var mı eklemek istediğiniz bir şey? Yok. Yok, konuşuruz daha. Müjde Uzman'ı çok konuşuruz. Biz, bize siz de katılın. Instagram'da Gül'ün fotoğrafı var efendim. Söylemezsem olmaz, official. Gül'ün fotoğrafının altında burada konuştuğumuz konularla ilgili fikirlerinizi bekliyoruz.